Lavrov, nükleer sorun, sadece Kuzey Kore'nin değil tüm yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasıyla çözülebilir. Kore yarımadasındaki nükleer sorunun çözümü için çok fazla zamana ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore'nin imzaladığı belgenin incelenmesine gerek duyduklarını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çözüme sadece Kuzey Kore'nin değil yarımadanın tamamının nükleer silahlardan arındırılmasıyla ulaşılabileceğini kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında dün Singapur'da yapılan tarihi zirvenin sonuçlarını değerlendirdi. Trump ve Kim'in imzaladığı belgenin çerçeve niteliği taşıdığını ve nükleer sorunla ilgili detaylar üzerinde mutabakat sağlamak için çok fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirten Lavrov, müzakerenin taraflarının bunun için yeterli sabrı göstereceğini umduğunu söyledi. Trump ve Kim'in yaptığı anlaşmayı inceleyeceklerini ve özellikle uzlaşılan süreler üzerinde duracaklarını anlatan Lavrov, sorunun çözümü için sadece Kuzey Kore'nin değil, Kore Yarımadası'nın tamamının nükleer silahlardan arındırılması gerektiğinin altını çizdi. Sorun Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore tarafından çözülemez. Bu arada Lavrov, nükleer sorunun yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore tarafından çözülebileceği konusunda şüpheleri bulunduğunu söyledi. Lavrov, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve Pyongyang'a güvenlik garantileri verilmesi sorunlarının ikili formatta tam olarak çözülemeyeceğinin mümkün olmadığı görülüyor, dedi. Lavrov, Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, Çin, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığı altılı müzakere taraflarının yarımadadaki sürecin Kuzeydoğu Asya'nın tamamında barış, güvenlik ve istikrar sisteminin kurulmasıyla taçlandırılması görüşünde olduğunu sözlerine ekledi.